Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Değerli takipçilerimiz, bütün dengeleri değiştirecek Türkiye planı. Rusya devleti yol haritasını bu şekilde açıkladı, bütün dünya çalkalandı. Ana vatan Türkiye'nin doğalgaz merkezi olma çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya devletinin Soçi kentine yaptığı ziyaretten hemen sonra hızlanırken atacağı adımlara çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom'un BOTOŞ'a yol haritasını sunduğu açıklamasından hemen sonra yaşanmış gelişmeleri yorumlayan uzmanlar, atılacak adımla beraber gazda dengelerin değişeceğini, Türkiye'nin önde gelmiş bir aktör haline geleceği vurgu yapılırken Rus doğal gazının Epitaş'ta işlem görebileceğine de vurgu yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşından hemen sonra doğal gazı büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan 2027 yılına kadar bu ülkeden fosil yakıt ithaline tamamen son vermeyi taahhüt etmiş Avrupa için doğal gaz hala önemli enerji kaynağı olmaya devam ediyor. Türkiye ise bu süreçte hem kendi hem de Avrupa ülkesinin enerji az güvenliğine katkıda bulunacak, doğalgaz merkezi olma hedefini gerçekleştirmek amacıyla adımlar atmış olacak. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın 4 Eylül tarihinde Rusya devletinin Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmesinde Putin'in Gazprom BOTOŞ'a yol haritasını sundu. Sırada ortak çalışma grubunun kurulması bulunuyor. Üçüncü ülkelere doğalgaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz ifadelerinde gaz merkezinin inşasına karşı sürecin hızlandığının da sinyalini vermiş oldu. Değerli takipçilerimiz, Erdoğan'sa dün yaptığı açıklamasında doğalgaz merkezi yapısına ilişkin Türkiye'de kullanacak doğalgaz merkeziyle hem enerji nakil hem de fiyatlandırma konularında ilerleme sağlanacaktır ifadelerinde bulundu. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda siz değerli takipçilerimizle beraber buluşmaya devam edeceğiz.